Gecim gel biraz soluklanalım. Soluklanalım, evet. Bir haber turuna gidelim. Evet, azıcık böyle bir şey, evet, haberlere bir renkli gidelim. Haberleri izleyelim. Mutlu, aşk, maşk, aynen, olaylara gidelim yani. Gelinliği, gelin arabası Yeşilçam filmlerini aratmadı. Ha, inanamıyorum ya. Öykü Gürman ve Fatih İçmeli'nin düğününde neler yaşandı? Yaklaşık 3,5 yıldır birlikte olan Öykü Gürman ve Fatih İçmeli, Bakü'de hayatlarını birleştirdi. Geçtiğimiz yıl Ocak ayında Paris'te evlenme teklif etmişti Fatih Bey Öykü Hanım'a. Ardından aile arasında bir nişan gerçekleşmiş ve çiftin düğünü için geri sayım başlamıştı. Gelin odasında şarkılarla, danslarla, türkülerle hazırlandı düğününe Öykü Gürman. Mutluluğu yüzünden okunan güzel şarkıcı, gelin arabasına binerken aynı zamanda şaşkındı da. Ha, inanamıyorum ya, evleniyoruz. Çok güzel. Ya. İki gelinlik giydi güzel şarkıcı, birini büyükelçilikte giymeyi tercih etti. Biri kare yaka, kalın askılı, sade, zarif, saten bir gelinlikti. İkinci gelinliği de ilki gibi sade ve zarif olsa da ilkine nazaran gerek kola detaylarıyla, gerek aksesuarlarıyla, gerekse de üzerindeki motiflerle biraz daha hareketli ve göz alıcıydı. Türk Büyükelçiliği'nde sıra imza atmaya geldiğinde duygusal anlar yaşandı, gözleri doldu Öykü Gürman'ın. İşte Öykü Gürman ve Fatih İçmeli'nin düğününde akıllarda kalanlar. İmza atarlarken ki o görüntü gelebilir mi ekrana arkadaşlar? Çünkü orada sanki aralarında bir gerginlik yaşanmış. Dikkat et. Nikah gerginliği. Kalemi, defteri. Aynen, nikah öncesi hep bir gerginlik. Tabii tabii, %100 olur. Olmazsa olmazdır. Tabii. İlla bir şeylere takılırsın. Evet. Bir şeyler tam istediğin gibi gitmez. Ne bileyim, saçını beğenmemişsindir. Makyaja takılırsın. Konuklardan biri sana bir şey söylemiş. Eşini yer falan. Bitirirsin. Bir şeyden rahatsız olursun. Sanki öyle bir gerginlik yaşamışlar. İmzayı attıktan sonra o kalemi uzatması, defteri vermesi falan, böyle surat bir anda gidiyor. Ben de şeye takıldım. Beraber yan yana fotoğraf verdiklerinde hani sanki resmi bir görev nedeniyle Bakü'ye gitmişler. Böyle hani şeyde, elçilikte fotoğraf çektirirsin ya. Normalde hani yeni evli çiftin ilk kareleri basına dağıtıldığında çok daha romantik kareler geliyor, bilmiyorum. Sonra geldi tabii. Sonradan geldi kareler. Ama ilk karelerde ben de öyle bir şeye erişme, ama Öykü'nün keyfi çok yerinde, baksana. Evet, çok. Sonraki karelerde gayet mutlu daha gözüküyor. Daha sıcaklaştı zaten. Devam edelim haber turumuza. Yok artık dedirten görüntü. Can Yaman hayranının telefonunu kapıp neden yere fırlattı? İtalya'da attığı her adım olay olan Can Yaman, İtalyan seyirciler tarafından eşi benzeri görülmemiş bir şekilde takip ediliyor. Hayranları onu hiçbir yerde yalnız bırakmıyor ve sevgilerini her fırsatta gösteriyor. Hatta yakışıklı oyuncu çoğu zaman tabir yerindeyse bir koruma ordusuyla dolaşıyor. Villa Comer Mare dizisinin ikinci sezon çekimleri için Sicilya'da olan Can Yaman yine hayranlarıyla ilgili bir haberle gündeme geldi. Yakışıklı oyuncu bu kez kendisini çeken bir hayranının elinden telefonu alıp yere fırlattı. Ciao Gianni, saluto. Insomma, eccoci qua sempre in prima linea, ragazzi. Ciao Antonella, buongiorno, ciao Davide. Un caro abbraccio a tutti i miei amici collegati, un caro saluto a voi da Palermo.
Can Yaman'ın yaptığı hareket sosyal medyada tepki çekti. Müge, önce ilk başta kulaklığı alalım arkadaşlar. Hı. Kariyerin ilk yıllarında tanınmak için çıldır. Hı. Kariyerinin zirvesinde tanınmamak için çıldır. Evet. Ha? Bu nasıl bir ikilem? İşte genelde sadece Can Yaman'ın başına gelen değil, birçok ünlünün sonunda geldiği nokta oluyor. Birçok ünlü diyorum, bazılarını ayırarak söylüyorum. Müge. Can Yaman olayında da daha sonra bir takım iddialar ortaya çıktı o yaklaşan ve kendisine rahatsızlık verdiğini söylediği kişiyle. Ama hem Can Yaman hem de koruması ve aynı zamanda şoförü olan Roberto'nun, adını da öğrenmiş olduk, Roberto'nun adamı uzaklaştırmaya çalışmak için yaptığı şey, özellikle Can Yaman'ın. Tabii. Vallahi sana şöyle söyleyeyim, ben önce kurgu mu dedim, bir mizansen falan mı hazırlamışlar dedim. Yok, olmayacak kadar. Yani bunun kadar kime gergin. Ne faydası olur? Can Yaman markasında bu zarar verir. Zarar bunu verir, da iddia edenler oldu. Kurgu işte, anlamıyor musunuz? Adam reklamının derdinde diyenler oldu. Yok, ama böyle reklam olmaz canım. Bu güzellik getirmez onun markasına. İyilik katmaz markasına. Tabii tabii. Kariyer yönetmek gerçekten çok önemli Mügeciğim. Yani kariyerini ilk yıllarında sadece hatalar yapmıyorsun. Zirvedeyken de hatalar yapıyorsun. Tabii. Bir de şöyle bir şey. O dönemde o krizi yönetmek o kadar önemli ki. Çünkü çok pat diye yere bir olay patladıktan sonra. Bir de kariyer yönetirken insanın içinde de öyle biraz yetenek olacak. Bak, sıcağı sıcağına olaylarda alo bir dakika kariyer uzmanım ben ne yapayım falan mı diyecek. Kişinin kendisinde de bir şey olması lazım. O konuda bir dikkat özen olması lazım. Şimdi Can Yaman tarafından yapılan açıklamada o kişinin defalarca sete geldiği, güvenlik bariyerini aştığı, rahatsızlık verdiği, alkollü olduğu, ipe sapa gelmez laflar söylediği ve Can Yaman'ın şurasına getirdiği işte orana, söyleniyor. Orana gelmeyecek işte. Ya gelse de bu işin sosyal medyaya düşeceğini hesaba katarak yutacaksın. Çelik gibi olacak sinirlerin. Ya kamera gözüne sokulabilir. Hmm. Yani kalabalıklar üzerine yürüyebilir. Yoğun ilgiden nefes alamayabilirsin. Çünkü sen yıldızsın. O zirvede rüzgarlar sert olur derler ya. Evet, senin de söylediğin gibi çelik gibi sinirlere sahip bir olacaksın. Bir de şöyle, Türkiye'de de starlar, ünlüler dünyanın bir başka köşesinde de hayran geliyorken hayranı ayıramazsın ki. Sen alkol kullanıyorsun, sen sapkınsın. Sen normal değilsin, sen eğitimlisin, tabii gel bana. Bu Instagram'daki yorum engellemeye benzemiyor. Geliyorlar akın akın, geliyorlar akın akın. Sen hepsine çelik gibi duracaksın işte bir şekilde. İstediğin hayranı seçemezsin. Onlar istiyor da seni seçiyorlar. İşler orada tersine biniyor, şey yapıyor, gelişiyor.